Sosyal bilimler aşamasında da orada da bizim uluslararası başarılarımız var mı? Yoksa yine hocaların, akademisyenlerin bu konuda yapması gereken şeyler var mı? Hiç şüphesiz tabii tıp alanında, mühendislik alanında dünya ile yarışan öğretim üyelerimiz, akademisyenlerimiz var. Burada da iki türlü bir yapı var. Yani hem o kişiler yurt dışında yaptıkları çalışmalarla öne çıkıyorlar, hem de bizim üniversitelerimizde yaptıkları çalışmaları yurt dışı piyasalarında veya yurt dışı ortamlarında sunabildikleri için oluyorlar. Bugüne kadar sosyal bilimcilerimiz, yani bu bir değerlendirme yaparsak yakın zamanlara kadar bu imkanda değildiler. Ancak yurt dışına gidip orada yaşayanları bir takım kanallar bulabiliyordu. Ama şimdi yine son 10-20 yılda Türk üniversitelerinin uluslararası rekabete açılması, tabii yine açıkçası iki elin parmakları kadar üniversiteden bahsediyoruz ve yurt dışı ortamlarda çalışmalarını sunabilmeleri onlara büyük bir imkan yarattı. Ama kendi içine kapalı, dış dünyaya kapalı üniversitelerde bu ortamı göremiyoruz. Ama uluslararası üniversitelerle işbirliği yapan, öğretim üyesi, öğrenci işbirliği yapan, yüksek lisans programları yürüten, farklı kaynaklardan beslenen üniversitelerde ise bunun açıldığını ve yavaş yavaş Türk sosyal bilimcilerin uluslararası ortamlarda ses getirmeye başladığını görebiliyoruz. Belki zamanla kendi içine kapalı o üniversiteler de açılır, bu kervana katılır. Siz hiç şüphesiz bu küresel dünyada zaten yurt dışına, dış dünyaya açılamayan üniversiteler giderek güdük kalmaya mahkum. Evet. Aslında son yıllardaki yurt dışındaki yayınlara ve toplantılara, konferanslara bakıldığında iyi bir trend olduğunu görüyoruz. Özellikle büyük tarih, sosyoloji, ekonomi alanlarındaki konferanslarda gidip bildiri sunan Türk akademisyen sayısında ciddi bir artış var. Tabii bunda bizim destek programlarının da önemi var. Mesela TÜBİTAK, bunun altını çizmek lazım. YÖK, son yıllarda bu tür faaliyetleri destekleyen ciddi bütçeler ayırmaya başladılar. Yani Türkiye'nin bilim politikasında da aslında belirgin bir bu anlamda destekleyici programlar var. Bu programlar arttığı sürece sanırım sosyal bilimlerde de yüzümüzü gerçekten ağırtacak başarılar imza atarız. Gerçekten TÜBİTAK'ı tebrik etmek lazım. Yani keşke bizim akademik hayata başladığımız yıllarda da olsaydı bu politikalar. Şimdi inanılmaz. Yani o verdikleri destek sosyal bilimlere, destek inanılmaz. Güzel. Evet. Siz İngiltere'de doktora yaptınız. Evet. Rektör olmadan bir yıl kadar önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalar yaptınız. Evet. Orada da üniversiteler var. Orada da üniversitelerden sosyal siyasal sorunlara yaklaşım, belki destek, sorunların çözümüne destek bekleniyor. Orada ne durumda? Bizden daha farklılar mı? Onlar bizden daha mı işin içindeler? Yoksa bizim gibiler mi onlar da? Şimdi orada tabii her ülkenin farklı sistemleri var. Ama genel olarak bizim ülkemizle kıyasladığımda gördüğüm, orada aslında benzer kültürlerden de gelen Anglo-Sakson toplumlar oldukları için bir hiyerarşi veya nedir, bir kategorize etme var. Yani üniversiteler belli standartlara göre sınıflandırılmışlar. Yani deve ve kuş gibi birbirini taklit etmeye çalışmıyorlar. Deve ise kendi kulvarında, kuş ise kendi kulvarında çalışıyor ve bundan da gocunmuyor. Ama bizde herkese aynı hedef konulmuş. Ve herkes çok farklı, ülkemizin gerek coğrafi dağılımı itibariyle, gerek iktisadi dağılımı itibariyle her üniversiteden aynı kriterlere uyması bekleniyor ve istenilen sonuçta elde edilmiyor. Aslında belli standartlar getirilse ve o işte A standardına uyabilen üniversiteler, A üniversiteleri, B standardına uyabilen üniversiteler, B üniversiteleri şeklinde, bu rencide edici bir davranış da değil aslında. O üniversitelere bir hedef koyabilme. Çünkü siz çalışırsınız, B üniversitesiyken A üniversitesi sınıfına da geçebilirsiniz. Ama herkese geleceksin, A üniversitesi olacaksın dediğinizde bu hem fiilen gerçekleşmiyor, evet, hem de yazık oluyor. Yani birçok soruna yol açıyor üniversite sistemimizde. Evet. Bence İngiltere'de ve Amerika'da bunu başarabilmişler. Evet. Ben tabii bu konuda bir müjde vereyim. Aslında tam müjde sayılmaz ama oraya doğru giden bir eğilim var. Yükseköğretim Kurulu'nda aslında bu konuda güzel çalışmalar var. Yani Türkiye'deki üniversitelerin de bir kısmını araştırma üniversitesi şeklinde tasarlamak, bir kısmını ise eğitim veren üniversiteler olarak tasarlamak. Ve son zamanlarda alınan yeni kararlarla mesela bazı üniversitelere özellikle yüksek lisans doktora yapan öğrencileri yönlendirmek, orada Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda duyabileceği işte öğretim üyesi ihtiyacını,
Özellikle iyi yetişmiş araştırmacı ihtiyacını karşılamaya yönelik girişimler var. Yani Türkiye'de de aslında tabii ki YÖK'ün şimdiye kadar sunduğu gömleğin 150'ye yakın üniversiteyi aslında içine alamadığını görüyor herkes. Yani Türkiye'de tek tip üniversite var. Bu üniversitelerin mutlaka farklılaşması gerektiğini bugünkü YÖK yönetimi anladı. Ve bu girişimler var. Aslında bu anlamda bence önemli bir adım atıyoruz. Fakat ben oradan şuraya gelmek istiyorum hocam. Siz yani bir sosyal bilimcisiniz, tarihçisiniz, siyasi tarih çalıştınız uzun yıllar. Hatta bir çalışmaya da katkıda bulundunuz. Sosyal bilimleri yeniden düşünmek diye. Bu çok önemli bir çalışmaydı bence o dönemde. Şimdi isterseniz biraz sizin üniversiteye doğru gelelim buradan. Yani tabii, bir sosyal bilim konsepti, şehir üniversitesi nasıl bir sosyal bilim konseptiyle ortaya çıkacak? Şimdi bir kere klasik bir anlayış var sosyal bilimlerde. İşte insan bilimleri farklıdır, sosyal bilimler, toplum bilimleri farklıdır gibi. Bir tanesi bizim Türkiye'de edebiyat fakültelerinde temsil edilir. Diğeri daha çok siyasal bilgiler veya iktisadi idari bilimler dediğimiz yapılarda temsil edilir. Ama modern çağda yeni sosyal bilimler anlayışı aslında bunların birbirinden ayrışamayacağını gösteriyor. Çok taraflı, multidisipliner bir anlayış önümüze geliyor. Bu bakımdan biz daha başlarken kuruluş aşamasında her ne kadar klasik bir yapıyla kurulsak da kanun öyle çıktı. Sonradan oturduk, çalıştık ve yeni bir öneri hazırladık. Bir kere bu Fen Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler ayrımı yerine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi diye yeni bir fakülte yapısı sunduk. Geç oldu ama kabul edildi YÖK tarafından da. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şu anda mesela önümüzde bir İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz var. Ve burada artık sosyologla siyaset bilimci, felsefeciyle ekonomist, tarihçiyle uluslararası ilişkilerci aynı fakültede yaşayacaklar, üretecekler, öğretecekler. Ne güzel. Hem hocalar hem öğrenciler birbirleriyle etkileşim içerisinde olacaklar. O bakımdan bunun Türkiye'de güzel bir model olacağını ne düşünüyorum. Kadar güzel. Ve sosyal bilimlerin yapılışını, yönlendirilişini, ufuklarını da genişleteceğini düşünüyoruz. Şimdi biraz önce hocam 150 kadar üniversiteden bahsettiniz. Daha 50'ye yakını yeni kuruldu, öyle değil mi? Niye yeni bir üniversite kurma düşüncesi oluştu sizde? Birçok üniversite var sonuçta. Bunun farkı ne yani? Yeni bir üniversite oluşumu. Haklısınız. Şimdi bir kere bir devlet üniversiteleri gerçeği var. Hatta son yıllardaki politikalarla her ilde, her il merkezinde bir devlet üniversitesi açıldı. Devlet üniversitelerinin belli imkanları var, belli yapıları var. Zaten bizim onlar çok başka yapılar. Yani 80 bine ulaşan üniversiteler var bugün. Devlet üniversiteleri var. Bunun dışında bir de vakıf üniversiteleri var. Onlar da şimdi sayıları 50'ye ulaştı aslında. Yani vakıf üniversitelerin imkanları farklı. Onlar da ikiye ayrılıyor. Orada da daha çok, şimdi özel üniversite yok Türkiye'de. Evet. Ama bu özel üniversite yapıları içerisinde de olmaya çalışanlar var. Olaya bazen ticari yaklaşabilenler oluyor. Ama gerçek vakıf üniversitesi eğitim hedefi doğrultusunda para aktarabilen ve o belli bir eğitim kalitesini, belli bir araştırma kalitesini sunabilen üniversite demek. Bu bağlamda biz de Bilim ve Sanat Vakfı'nın kurduğu bir üniversiteyiz, İstanbul Şehir Üniversitesi olarak. Bilim ve Sanat Vakfı 25 yıl önce kurulmuş bir üniversite ve 25 yıl boyunca da bir takım eğitim ve yayın politikaları ortaya çıkarmış. Yani üniversitenin altyapısı evet, neredeyse alternatif bir üniversite olarak çalışmış 25 yıl boyunca. Hakemli bilimsel dergileri, araştırma merkezleri, sayısız seminer ve konferans dizileriyle ve 25 yıl sonra da bu birikimini bir üniversiteye aktarmak istedi. Belki yol onu oraya götürmüş. Tabii. Ve o manada da kelimenin gerçek anlamıyla bir vakıf üniversitesi. Hani üniversite kurmak için kurulmuş bir vakıf değil, kurulmuş, işlemiş, başarısını göstermiş ve ondan sonra üniversiteye dönüşen bir... Üniversite belki sonuçta öyle oluşmuş. Evet. Ve hedefi de Türkiye'de farklı bir üniversite sistemi gerçekleştirmek. Bir kere araştırma üniversitesi. Tamam, hiç şüphesiz öğretim üniversitesiyiz. Öğrencilerimizi en iyi şekilde bilgilerle donatacağız, onları mesleğe yönelteceğiz. Ama aynı zamanda araştırma üniversitesiyiz. O bakımdan mesela öğretim üyelerimizin mecburi ders saati 2. Bizde. Öyle mi? Yani işte, özür dilerim 6 saat. Çok yani, düşük öyle evet, mi? Evet 2 ders. Geri kalan zamanlarını araştırmaya ayırsın.